Rezidü hesaplama örnek soru 3. Bu videomuzda rezidü hesaplamaya bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Fz eşittir 2z küp artı 3 bölü z küp çarpı z artı 1 fonksiyonunun kutup noktalarını bulunuz ve rezidülerini hesaplayınız. Öncelikle kutup noktalarını bularak başlayalım. Pay ile payda arasındaki bütün sadeleştirmeler bittikten sonra paydayı 0 yapan değerlerimiz kutup noktalarımızdır. Pay ile payda arasında sadeleştirmenin gerçekleşemeyeceği çok net. Yukarıyı zaten çarpanlara ayırmak çok ama çok zor. Kutup noktaları payda zaten çarpanlarına ayrıldığı için paydayı 0 yapan değerleri bularak kolayca elde edilebilir. Z küpü 0 yapan z eşit 0'dır. Bu kutbun mertebesi rezidü hesaplarken bizim için mertebe çok önemlidir. 3'tür. Çünkü burada z'nin üzerinde 3 üssü var. 3 tane z yan yana çarpım durumunda her birini 0 yapan 0 değeri var. 3 tane bu kökten var yani. Buradaki kutbumuz ise z eşittir eksi 1 değeridir. Bunun mertebesi bu parantezin üstünde 1 üssü olduğu için 1'dir. Kutup noktaları 0 ve eksi 1'dir. Mertebeleri de 3 ve 1. Şimdi bunların rezidülerine gelelim. Önce mertebesi 1 olanla başlayalım. Kolay olanımız zaten o. Rezidü hesaplamanın formülünü bir yazalım şuraya. Rezidü z0 limit z z0'a giderken 1 bölü n eksi 1 faktöriyel. Buradaki n değerimiz mertebedir. Çarpı d n eksi 1 bölü dz n eksi 1. Mertebe ne ise onun 1 eksiği kadar türev alacağız. Çarpı değil orada. Türevi alınacak ifade orası. Burada da z eksi z 0 üzeri n mertebe çarpı fz fonksiyonu olacak. Mertebesi 1 olan eksi 1 için rezidüyü hesaplamaya başlıyoruz. Rezidü eksi 1. Limit z eksi 1'e giderken mertebe 1 olduğu için buraya 1 koyarsak burası 0 faktöriyel eder. 1 etti gitti burası. Buraya 1 koyarsak birinci türevin bir öncesi. Buraya 1 koyarsak sıfırıncı türeve düşüyoruz. Sıfırıncı türev buranın kendisidir. Sıfırıncı türev. Türev almıyoruz demektir. Buraya 1 koyarsak z eksi z sıfırımız gelecek. O eksi 1 artı 1 çarpı fz fonksiyonumuz bu. 2z küp artı 3 bölü z küp çarpı z artı 1. Bu paydadaki z artı 1'i götürecek zaten. Buradaki eksi 1'in rezidüsünü hesaplarken buradan sonra bu eksi 1'i getirip yerine koyuyoruz. 2 çarpı eksi 1'in kübü artı 3 bölü eksi 1'in kübü. Evet. Eksi 1'in kübü eksi 1'dir. 2 ile çarparsak eksi 2 eder. Yukarısı 3 ile toplarsak 1. Aşağısı eksi 1. Cevap da eksi 1 çıktı. Eksi 1 kutbunun rezidüsü eksi 1 çıktı. Bu bir tesadüf. Buna anlam yüklemeyeceğiz. Geçiyoruz. Rezidü 0. Limit z 0'a giderken mertebesi bunun 3, n yerine 3 gelir. 3'ten 1 çıkarsa 2 faktöriyel. 2 faktöriyel de 2'dir. 1 bölü 2 var burada. Buraya 3 koyarsak İkinci türevdir burası. D kare bölü dz kare çarpı değil orada türevini alacağımız ifade. Z eksi z sıfır. Z eksi buraya sıfır koyacağız. Z üzeri mertebe 3 çarpı fz fonksiyonumuz bu. 2z küp artı 3 bölü z küp çarpı z artı 1. Buradan z küpler birbirini götürdü.
Şu 1 bölü 2 ile limitin dışına alabiliriz. Almayıp içeride de tutabiliriz. Çok önemli değil o. Z 0'a giderken d kare dz kare şu içeridekini net bir görelim. 2 z küp artı 3 bölü z artı 1. Şimdi burada iki defa türev alacağız. Önce birinci türevi alalım. İki defa üst üste bölüm türevi yapacağız tahminen. Bölümün türevi başlıyoruz şurada şunun türevine. Birinci türev. Payın türevi üst başa geçer üst bir azalır. 6 z kare çarpı payda z artı 1 eksi pay çarpı 2 z küp artı 3 çarpı paydanın türevi 1 bölü paydanın karesi. Şu ifadeyi düzenlemekte fayda var. Bir sonraki türevde perişan olur. Bu hal üzerinden türev alınmaz. Çarpalım şunu. 6 z küp artı 6 z kare eksi 2 z küp. Burada 1 ile çarpınca 1 zaten. Eksi 3 bölü aşağıyı da açalım. Z kare artı 2 z artı 1. Buradan şundan şu çıkar. 4 z küp artı 6 z kare eksi 3 bölü z kare artı 2 z artı 1. Bu daha birinci türev. İkinci türevi alalım. Payın türevi 12 z kare artı 12 z çarpı payda z kare artı 2 z artı 1 eksi pay çarpı 4 z küp artı 6 z kare eksi 3 çarpı paydanın türevi 2 z artı 2 bölü paydanın karesi. Z kare artı 2 z artı 1'in karesi. Bu bizim türevimiz. Şurada şu an bu var. Şimdi bunu gidip tekrardan bütün bütün yazmayalım. Şimdi bunda da 0 koyacağız. Sonra da çıkan sonucu da 1 bölü 2 ile çarpacağız. Direkt yapalım. Rezidü 0 eşittir. 1 bölü 2 çarpı 0'ı götürüp şimdi ikinci türevde koyuyoruz. Yani buraya 0 koyarsak burası komple sıfırlandı. 0 koyunca çünkü şurası 0 çıkıyor. Şuraya 0 koyunca eksi 3 kaldı. Eksi şurada eksi var. Parantez içinde eksi 3 kaldı burada 0 koyunca. Burada da 2 kaldı. Bölü 0 koyunca aşağıda da 1'in karesi 1 kaldı. Şu 2 ile şu 2 birbirini götürür. Cevabı 3 olarak buluruz. 0'ın rezidüsü de 3'e eşittir. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.